Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibariyle dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor dedi. Bakan Koca, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Bu artışı göğüsleyebilmiş durumdaysak da gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur diye konuştu. Bakan Koca, görünen o ki hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorundayız. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir. Bakan Koca, tedbirlere uyulmazsa yeni tedbirler kaçınılmaz olur açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüse karşı alınan ek önlemleri açıkladı. Tedbirler şu şekilde. Buna göre hafta sonları saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10 ile 20 arası olarak sınırlanacak. 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altı için de geçerli olacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerilerinin görüşüldüğü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler yaşandığına işaret eden Erdoğan şunları kaydetti. Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen ölüm sayıları, Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde tedbirlerin sıkılaştırılmasına sebep oldu. Salgının seyri tırmanışını sürdürürse, hepimiz için can acıtıcı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir. Türkiye olarak salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak çalışmaları sürdürme görevimiz var. Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadelede kurallara uyması ve daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Amacımız bir an önce ülkemizi bu salgın illetinden kurtararak hedeflerimize ulaşmaktır. Kabine toplantımızda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra alınan tedbirleri açıkladı. Tedbirler şu şekilde. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10 ile 20 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Sinemalar sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10 ile 20 arası olarak sınırlanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim ve öğretim yıl sonuna kadar online olarak devam edecek. Kıraathanelerin faaliyetlerine bir süre ara verilecek. Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek. Kamu ve özel sektördeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesine hassasiyet gösterilecek.